Yağmurlu bir gündeyiz arkadaşlar. Herkese selamlar. Furkan Ülkü TV'de sizlerle birlikteyiz. Ve süper bir bölüm olmasını ümit ediyorum bunun. Şimdi gideceğiz dünyanın arabasını satın alacağız ama... bir tost yiyelim şurada ya. Şimdi şurada bir çöp gibi bir şey gördüm demin. Evet, onu atalım. Bir yol kenarına uğrayak. Temiz baba. Oha. Bu kazalı, bunu ben almam tabii ki de. Yani çok araba yok. Tek tük araba var işte alacağımız. Gidelim. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Ne alabiliyoruz, ne alamıyoruz. Şurada bir tane araba var, ona bakmam. Şurada var birkaç araba. Onlara bir bakacağım. Şu Corolla mı bu? Evet. Kaç para istiyorsun? Yuh. Kazalı zaten, almam. Bu da kazalı. Bunu da almam. Motor durumu kötü. Geç. Heh. 417 bin. Çok istiyorum be reis. Sen bunu... 417 bin. 400'e verir mi ki bana? Şimdi bir dükkana gidelim. Buna 417 binde 400 bin aldık bunu. İşe gideyim. 400 bin aldık bu arabayı. Dur şimdi. Lan yarım milyona bunu satamazsın ki. 400 bin. Adam 417'ye satmayı uğraşıyordu. Ben 400 bin dedim. 20 bin aşağısını verdim neredeyse. Adam sattı. Demek ki bana da o civarlarda aşağısını verecekler. Yani ben buna 450 diyeceğim ki 430'a satabileyim. 500 desem de olur ama. Bak, ah. 500 bin. Verirlerse. 500 binin altında araba olmaması lazım dükkanda. Ona göre araba alacağız abi. Oğlum ben niye gün atladım lan? Vallahi arkadaşlar bilerek yapmadım. Yanlışlıkla gün atladım. Kafamı edeyim. Öde şunları. Neyse tekrar araç kenarına gideceğiz madem. 500 binin altında olmayacak abi koyduğumuz arabalar. Şurada bir Egea mı var abi? Motor durumun kötü, ben seni almam. Hem kazalı hem motoru kötü. Karşı tarafa geçelim. Bakalım karşıda var mı bizim klasımıza uygun temizlikte araba. Şimdi baktığın zaman aslında güzel kazanacağız da işte dedim, yarım milyon lira Renault isteyince ona göre araba koymak gerekecek. Şurada bir Toyota mı var? Evet, Toyota var abi. Ne kadar bu? Oha! 711 bin istiyor. Dur şimdi. Aklımda. Bunun motor durumu dandikos. Geç. Bu da Mort. Şurada bir Renault H'mine bir şey var. Aman be, motor durumları çok kötü abi. Evet, o arkada bir tane Toyota var abi. Ama 700 bin onu almak istemiyorum abi şimdi ben yani.
O Renault gibi kelepir denk getirmeye çalışıyorum. Bir otopazarına gidelim. Belki orada vardır. %88. Bu zaten Merso, buna hiç bulaşma. Aha. 688 diyor. Çok güzel abi. 688. 600. ...670'e bırakır mı acaba? Güzel. Motor durumun düşük. Düşük. Kazalı. Hem motor hem kaza. Lan 500 binlik araba lazım bana, bunlar pahalı, bunlar Mercedes falan. Bu da mı Mercedes? Evet, Mercedes. Volkswagen var burada, Volkswagen. Param yok o kadar. Kazalısın be abi, yapma ya. Motor durumu düşük. Motoru düşük. Şimdi hocam, motor durumu yüksek olan, kazalı olan bir araba vardı ama bu muydu lan? Yok, hangisiydi o? Ya 100 bin aşağı vermez ya. Gidelim satalım abi elimizdekileri, ne yapalım? İki araba. Nasip işte. bin aldım abi bunu. %770. Dükkan açık. Şimdi iki tane segmenti yüksek araba var elimizde. Dur bakalım. Bilmiyorum, bugün belki de hiçbir şey satamayacağım. Yani 532 bin param var. Yani bunlarla aynı fiyatlara, bunlarla aynı paralara denk getirebileceğim, özür dilerim esnediğim için. Bunlarla aynı paralara denk getirecek bir üçüncü araba belki alabilirim gün atlattığımda, ama bir bekleyelim. O ne lan, ne oluyor? Bir bekleyelim. Belki para gelir. Hani saçmaladı bir ses, bir şey oldu ama neyse. Bir bekleyelim, belki müşteri gelir. Belki. Öf öf. Hadi bakalım, müşteri gelecek mi gelmeyecek mi? Ay ay. Evet değerli ablam. 770 demiştim ama. Neyse. Ablacığım hayrını gör. Bir de pik attırmasak sesi çok daha güzel olacak da. Evet ablacığım, hayrını gör, bereketini gör. Şimdi.
Biraz daha bekleyelim. Belki renove müşteri gelir. Yani bir ihtimal. Gelir mi gelmez mi bilemem de belki gelir. Ümit ediyoruz, bizimki kuru kuru bir ümit. 500 bin dedi çünkü o arabaya, müşteri gelmeyebilir yani. İşte şu araba olmayacak fiyatı seçti, yaptık. O yüzden satamıyoruz. Bakalım. Büyük bir heves ve ümitle bu arabayı 400 küsüre satmayı hedefliyorum. Ama sıkıntı yani, satamayacakmışım gibi de bir his var içimde. Su sebili. Ulan bir şansımız, bir şansım ya, ver gitse şunu bir satsam var ya, ne güzel olacak abi. Manyak para olacak orada. Evet. Hadi. Hadi ama. Hadi oğlum, bir araba daha gelsin. Hadi be. Lan bir müşteri daha lan. Hadi lan. Gelmeye niyeti yok gibi geldi bana ama. Hadi son raddeye kadar bekleyeceğim. Belki gelir. Çok para istedik o arabaya. Ay. Bu arabada yine aynı şey başıma geldi. Bu tamamen arkadaşlar açgözlülüğün vermiş olduğu ve bana atmış olduğu bir kazık. Yani arabayı 400'e aldım. 450 yazsaydım belki 410-420'ye satardım. Tuttum 500 yazdım. Arabaya müşteri gelmiyor. Oldu? Fiyatlar düştü diyor. O zaman hemen bir araç kenarına gidelim. Paramız varken. Egea. Yok. Bu Egea'dan bir halt olmaz. Onu geç, o hırt. O ney? Passat mı bu? Passat galiba. Lan nereye takıldım? Bakayım. Motoru düşük.
Şuna bir bakalım. Bunun da motoru düşük. Bakalım karşıda var mı? Motor durumu yüksek, temiz bir şeyler. Yani %91 kazası belası da yok ama yani %91 çok ya. Yani çok, %91 çok. Dur bakalım. Şöyle bir teklifte bulunalım hocaya. Nasıl kurtarmaz, ne güzel yaptık pazarlığımızı. Hıyar versene. Tamam. Bunu aldık. Hadi bakalım. Oto pazarı var burada. Oraya bir gidelim. Var mı burada bir şeyler? Bu ne? Anam her tarafa kazalı bunun. Geç. Oh, bu ne ya? Küçük bir parçası var ama kaç para istiyor? 778. Yuh. Bu. Oho. Tavan hasarlı. %95, 365 diyorsun. Tamam. Seninle bir pazarlık yapalım mı? Sen bana bunu, bu parayı, ama olmaz ki ya. İyi tamam, senin dediğin olsun. İyi. Allah'ın cezası. Geç. %93. Fena değil. 305 bin diyor. Bunu ben 290 diyelim, bakalım verecek mi? Verse şaşardım zaten. Ama adam inmiyor fiyatı. Bu bir şaka mı? Verme lan. Bu paradan alırım ben de hıyar. Bizi mi korkutacağım? Kapıda bir hasarı var ama dur bakalım. %88 geç. %84 bunu zaten geç. Bu Toyota, bu kesin pahalıdır yani. Onlar Mercedesler falan filan. Burada Hyundai Sonata var. Mecbur bunu alacağız. 338 diyordun değil mi sen buna? Dayı 338 çok. 320'ye ver şunu işte. Yorma beni. Şuraya mı? Niye alamıyorum abi? Allah Allah. Oğlum bütün park yerlerim doldu mu benim? Bu işte bir tuhaflık var ama dur bakalım. Hayır, dolu değil. Hay ben senin yapacağın işi. Gitsin zararına ya. Bu araba sıkıntılı araba çünkü.
Tamam. Gün atlatacağım şimdi. Araç bazalı yol kenarı. Şurada bir Egea buldum hocam. İyi yok hocam. Sağ ol, almayayım. Şu Passat var şurada bir tane. %90 bu, yok abi. Abi yok. Ulan. Hayır, arabaların araç piyasasının yükselmesi var. O yükselme muhabbeti gelene kadar gün atlatırız gerekirse, o dert değil de. Şu Renault'yu geç, bu ne? Aa, Mercedes, bunu geç. Bu Renault mu? Araba pert. Bu ne ya? Abi. Lan bir tane temiz araba yok. Şaka mı bu? Ulan bu temiz de, bu da çok pahalı. Yani 5 araba alırsam piyasada yükselecek. Orada biraz diyorum mangır, hani kar şey hani. Auto pazarı. %81, bunu almam ben. Mercedes'e ona hiç bulaşma. %83. %83. 87. 81. Ön kapı tasarlığı. %90. %88. Abi. %80. %95. 922 bin diyor. Alamıyorum zaten. Ulan. Hepsinin motor durumu rezalet hocam ya. İşe git. Eve git gel. Araç pazarı yol kenarı abi. Şu Egea'nın durumu ne? %82 almam ki. %93 arkadan vurmuşlar. Ayrıca o parayı da ona verdikten sonra mortlarız yani. Zaten o arabalara bakma. Onların fiyatları seni aşar. Hemen karşıya gidelim. Karşıda var mı? Bu Mercedes değil mi bu? Geç. Şurada Renault sembol var. Yine sembol. %97 diyor. 381 bin. Dur. Ben buna 381 bin vermem. Ama dersen ki kardeş veririm 370'e. Teşekkürler. Veriyorsan alırız. Park 1'e gitti. Sanırım başka araba alacak slotum kalmadı diye hatırlıyorum. Bak bakayım. Bir tek 5 numaraya araba alacağız şimdi. Lan!
Direkt Ato Pazarı. Temiz araba denk geldi de benim param yok. Her şey orijinal. Aa, 130 bin bak, tertemiz araba denk geldi. Al. 130 demiş. Abi çok fena oldu ya. Yani açlıktan ölüyor herif. Yani arabalara plaka takacağım iki tane, sonra fiyatlarını vereceğim işte. Paramız var. Bak şimdi 125 bin. Yüz 155. 175. %70 aldık. %305'e almışım. %355'e almışım. Başta da bir sembol var. Sembolün fiyatı kaç? 450. Beş. Hepsine bir fiyat verdim. Şimdi eve git. Şu arabaları bir temizleyelim. Tertemiz. Bir de faturalar vardı. Onları da ödeyeyim.
Evet. Faturalarımızı ödedik. Bir de su ve yemek ihtiyacımızı. Güzel. Evet, su ve yemek ihtiyacımızı karşıladık. Şöyle garajımızı bir görelim arkadaşlar. Mis gibi bakın. Şöyle, evet. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Car Dealer Simülatör'deyiz. Bir sonraki bölümde bu 5 arabayı satmaya çalışacağız arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Oyunu kaydet diyelim. Bir sonraki bölümde bu 5 arabayı satmaya çalışacağız. Her salı bir video geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu 5 arabayı satmaya çalışacağız. Aynı zamanda da işte lastiktir, işte cila, işte oto yıkama gibi yerlerimizi de cayır cayır çalıştıracağız arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. TikTok'tan izlemişseniz bizi eğer takip edebilirsiniz. Videolara yorum yapın mutlaka. Bir yorumunuz olmalı. Bir yorum yapabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Tüm yorumlar açıktır arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşünceye kadar arkadaşlar, şimdilik o zaman ne diyoruz? Allah'a emanet.